Bir sosyolog erkeklerin hız yüzünden kadınlara göre daha fazla ceza aldıklarını düşünüyormuş. Örneklem alarak hız cezası alan erkeklerin oranı ile hız cezası alan kadınların oranının farkını tahmin etmek için iki örneklemli bir Z aralığı kurmak istiyor. Bunun ne olduğunu daha önceki videolardan hatırlayacağınızı düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu tip bir aralık için bir koşul olarak kabul edilebilir? Doğru olan tüm seçenekleri seçiniz demişler. Her zamanki gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın çıkarımda bulunabilmek için gerekli koşulların hangileri olduğunu hatırlayarak başlayalım. Bu arada bu koşullar tek bir örneklemden bahsederken ele aldığımız koşulların aynıları ve önemli olan buradaki örneklemlerin ikisi içinde geçerli olduklarından emin olabilmemiz. Örneğin örneklemlerin ikisinin de rastgele olduğundan emin olmamız lazım. İkinci koşul normallik koşulu olarak bilinir ve örneklemlerin ikisi içinde örneklem oranlarının örnekleme dağılımının kabaca normal olması gerektiği anlamına gelir. Bunun için de birinci örneklemin boyutunu birinci örneklemin oranı ile çarptığımızda ondan büyük ya da ona eşit bir sonuç elde etmemiz gerekir. Buna ek olarak birinci örneklem boyutuyla 1 eksi birinci örneklemin oranının çarpımının da ondan büyük ya da ona eşit olması gerektiğini unutmayalım. Bunun başarılı ve başarısız olduğumuz durumların ya da başarı ve başarısızlıkların diyeyim, beklenen değerlerinin ondan büyük ya da ona eşit olması olduğunu da düşünebilirsiniz. Tabii aynı şeyi ikinci örneklem için de yapmamız lazım. Örneklem boyutlarının eşit olmasına gerek olmadığını da aklınızdan çıkarmayın. İkinci örneklemin boyutu çarpı ikinci örneklem oranının ve ikinci örneklemin boyutu çarpı 1 eksi ikinci örneklem oranının da ondan büyük veya ona eşit olması gerekiyor. Bunların hepsinin doğru olması gerekiyor, anlaştık mı? Son olarak bir de bağımsızlık koşulu var. Bu koşulun sağlanması için de örneklemlerdeki tekil gözlemlerin geri koyma yöntemi ile yapılmış olması gerekiyor. Geri koyma yöntemi ile yapılmadıysa da örneklemler boyut olarak eğer popülasyonun %10'undan küçük derse bu koşulun sağlandığını varsayabiliriz. Şu anda elimizde iki örneklem olduğunu unutmayın. Bir bakalım bize ne sormuşlardı? Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu tip bir aralık için bir koşul olarak kabul edilebilir? Örneklemlerin ikisi de hız cezası alan en az 10 ve hız cezası almayan en az 10 kişi içermektedir. Doğru. Size az önce bunun ve bunun başarı ve başarısızlık durumlarının beklenen değer olduğunu düşünebileceğinizi söylemiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu hız ceza alanların, bu da almayanların beklenen değeridir. Bunların ikisinin de iki örneklemde de ondan büyük ya da ona eşit olmaları gerekiyor. Evet, bu seçenek kesinlikle doğru. Örneklemlerin ikisindeki insanlar bağımsız kabul edilebilirler. Bağımsızlık koşulundan da bahsettik ve örneklemenin geri koymayla yapılması gerektiğini, eğer yapılmadıysa da popülasyonun yüzde onundan fazlasını örneklememiz gerektiğini biliyoruz. O halde bu da doğru. Son olarak bir de erkek ve kadınlardan oluşan ayrı rastgele örneklemler alınmıştır demişler. Bu da rastgelelik koşuludur. Evet koşulların üçünü de vermişler. Bu normallik, bu bağımsızlık, bu da rastgelelik koşulu. Hadi gelin bir örnek daha yapalım. Bir biyolog ormandaki meşe ağaçlarını etkileyen bir hastalığı araştırıyor imiş. Ormanın güney ve kuzey uçlarındaki ağaçların hastalıktan etkilenme oranları arasında bir fark olup olmadığını merak ediyor. Ormanın iki ucundaki ağaçlardan örneklemler alıp iki örneklemli bir Z testi ile hipotezlerini test etmek istiyor. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu tip bir test için bir koşul olarak kabul edilebilir demişler. Hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların ne olduğunu bildiğimize göre seçenekleri inceleyelim ve hangilerinin doğru koşullar olduğuna karar verelim. Örneklemlerin ikisinden de en az 30 ağaç olmalıdır. 30 sayısını gördüğünüzde aklınıza hemen ortalamalarla ilgili çıkarımlarda bulunabilmek için gerekli koşullarda geçen 30 gelmiş olabilir ama burada söz konusu olanların oranlar olduğunu unutmayın. Örneklemlerin ikisinde de en az 30 ağaç olması gerekli değildir. Bunu seçmeyeceğim. Ormanın iki ucundan da eşit sayıda ağacı örneklemelidir. Bunun çok ama çok sık karşılaştığım bir yanlış anlaşılma olduğunu hemen söylemek istiyorum. İki örneklemli bir Z testi ya da iki örneklemli bir güven aralığı ya da Z aralığı yaparken kullanılan örneklemlerin boyutlarının eşit olması gerektiği düşünülür. Ama bu doğru değildir. Bu yüzden bunu da seçmeyeceğim. İki örneklemde de hasta olan ve olmayan en az 10 ağaç gözlemlenmelidir. Evet, bu doğru. Az önce gördüğümüz normallik koşulunun ta kendisi. Burada da sadece bu seçeneği seçmemiz gerekiyor. İşte bu kadar.